Gelin konu olan Selin Ciğerci, sosyal medyada story başına 150 bin lira kazandığı ortaya çıkınca cevap verdi. Bu duruma itiraz etti. Senin bu story'nin, sallıyorum, 15 saniyesinin ya da 1 dakikalık story'nin 40 bin lira etmesinin bir bedeli var arkada. 40 yani bin lira sen... Hayır, 40 bin lira olayı başka, yani değişiyor. 150 bin lira bu aldığım da oluyor. Tamam, sallıyorum 40 bin lira senin story bütçen. Tamam, kaç para söyle. Normal bir insandan aldın. Butik marka falansa daha butik, uygun. Ha, butik değil be. Butik değil. Tamam, okey. Butik ya, butik. Normal bir marka butik, be. Butik. 50 bin lira, tamam. Tamam, 50 bin lira. Burak Deniz Hindistan'ı çok sevdi. Deniz, Hindistan Mumbai'deki festivalde harika zamanlar geçirdi. Süper. Simge Sağan işini severek yapan isimlerden. Sağan dansıyla sahneyi sağlamaya devam ediyor. Simge sevilen şarkısı Aşkın Olayım'ı söylemeden önce yalnız olduğunu, bu kadar kalabalık bir dünyada birini bulamamak da büyük bir başarı. Bu şarkıyı bu kadar söyleyip sevgilimin olmaması da büyük başarı sözleriyle anlattı. Ramazan Demir'le Avustralyalı oyuncu Josh Hilson arasındaki benzerlik sosyal medyayı sağladı. Ramazan Demir hayranları evet benziyor ama Mert daha yakışıklı dedi. Sizce benzerlik var mı? Kızını Ağustos'ta dünyaya getirecek olan Nazlı Sabancı'dan karnı burnunda paylaşım geldi. Sabancıların gelini Pınar Sabancı, Oxford'dan mezun olduğu kep attı. Seda Sayan sahne aldığı mekanda eşi Çağlar Ökten'e özel aşk şarkıları okudu. Kral 3. Charles, 74 yaşında kral olduktan 8 ay sonra Londra'daki Westminster Abbey'de yapılan törenle taç giydi. Kral Charles'ın tahta geçişiyle birlikte eşi Camilla da konsort kraliçe oldu. Diana hayranları, bizim kraliçemiz sen değilsin Diana diye pankart açtı. Camilla da sosyal medyada trend topik oldu. Törende gözler Kate Middleton'daydı. Tarzı objektiflere yansıyan geleceğin kraliçesinin bakışları sosyal medyayı salladı. Kate, Diana'yı Diana'nın küpelerini takarak andı. Çocukları George, Charlotte ve Louise'in her adımı, özellikle Charlotte'un pelerinin elbisesi ve annesiyle aynı olan tacı kameralara yansıdı. Prens Harry, tören için Amerika'dan geldi. Aile üyelerinden uzakta oturdu. Törenden hemen sonra ayrıldı. Eşi Meghan Markle törene katılmadı. Bebekteyiz. Yaz başlamak üzere. Ünlüler bol bol yürüyor. Yaz geliyor. Biraz daha hareket edeyim. Biraz daha böyle fit olmak adına evet. Öyle yürüyerek gidiyorum. Begüm Kütük Yaşaroğlu da tam gaz yürüyüşlere devam ediyor. Hepimiz hoş gözükmek istiyoruz. Öyle olduğu için de hepimiz dikkat ediyoruz. Yaz geldiğinde bazı lüks tatil beldelerinde fiyatlar uçar gider. Bence bu sene daha pahalı olabilir. Begüm Kütük'ün Bodrum'da lahmacunun, ayranın hayli pahalı satılmasına itirazı var. Valla o hesabı ödeyenler düşünsün. Yemem diyorsun. Hayır, yememek. Yerim de öde. Hayır, yememek değil ama yani o bir tercih meselesidir. Sen 600 liralık lahmacun yemek senin tercihindir. Ben belki bunu tercih etmem. Nazar değmesin, Gonca Vusu terine siyahlar çok yakışıyor. Ay, dudağımı yedim galiba. Kanıyor galiba. Geçtiğimiz hafta Fedon, Bodrum'da bir cemre misali denize düşmüş ve yaz sezonu başlamıştı. Gonca Vusateri bayılmış bu videoya. Muhteşem bir videoydu. Vallahi dalga geçmiyorum. Çok şekerdi bence. Görüntüler cezbetse de denize böyle atlamak biraz cesaret istiyor. Fedon gibi açamam herhalde. Usulcacık girelim diye düşünüyorum çaktırmadan. Adana'da Burak Deniz'le kavga ettikten sonra mahkemelik olan Nilperi Şahinkaya ve sevgili Semra Yusufi özel bir davete katıldı. Çalışkanlığını çok takdir ettiğim bir sevgilim var gerçekten. İnanılmaz yani, yani hem bu hikaye bu senaryoları okudu, hem kendi işiyle alakalı senaryolar geliyor ve onları okuyor, işlere geliyor falan, inanamaz. Nilperi Şahinkaya sevgilisinin bu itirafıyla resmen eridi, bakışlarından belli. Şahinkaya lafını esirgemeyen bir karakterdeymiş, sevgiliye torpili yokmuş. Gerçekten lafını esirgemeyen bir karakter mi, özdeşleşiyor mu yani aslında oynadığı? Tabii canım, özdeşleşiyor ya. Asla esirgemez lafını. Bir tek Emre'yi esirgemiyorum ama başkalarını esirgiyorum. Çok şanslısınız Emre Bey gerçekten. Evet, çok şanslıyım gerçekten. Ömrünü yaz göstermiş oldum. Ya şöyle bir şey, yani gerçekten Nilperi lafını esirgemez. Şu anda biraz mütevazilik yapıyor ama yani bir şey ona uymadı mı
uymuyordur yani. İkilinin aşklarına dair şifreler ilk kez çözülüyor. Nilperi Emre'yi sürekli pışpışlıyormuş. Sağ olsun, sağ olsun. Beni sürekli pışpışlıyor yani. Yani ben de öyle hissediyorum. Böyle bir eksiden başlıyorum her güne. Ama birbirimize tutunuyoruz işte hepimiz ve iyi oluyoruz bu şekilde. Salih Bademci birazdan sanki Broadway müzikalinde sahne alacak gibi. Özel bir davete katılan Salih Bademci'nin eşinin de çok ünlü bir oyuncu olduğunu ilk defa öğrenenler çok şaşırıyor. İmer Özgün, Salih Bademci'nin eşi. Bayağı önce ama. Evet, bayağı önce. Yani, o zaman şey, evli değildiniz değil mi? Yok, hayır, evli. Yine evliydi, evli. Nasıl bir duyguydu peki o zaman evliyken aynı projede yer almak? Ya profesyonel anlamda tabii ki zor. Yani birbirini çünkü bir yanda oyuncu olarak karşılıyorsun. Gerçi biz zaten konservatuvardan sınıf arkadaşıydık. Aa. Evet, evet. Yani hani daha sahnede beraber olduk ama yani İmer, nasıl diyeyim, hani daha ekran karşısında, kamera karşısında beraber oynadığım partnerim olmamıştı. O yüzden de böyle çok değişik, çok eğlenceli. İlk başta zorlandığımız zaman sonradan çok tadını çıkardığımız bir şey oldu. Salih Bademci okuldan mezun olduktan sonra sevgili olduklarını, ilk adımı da kendisinin attığını itiraf etti. Biz arkadaşlık mezun olduktan sonra başladık. İlk adımı kim attı? Vay be. Daha sonra direkt olumlu bir geri dönüş, daha sonrasında... Çok hemen değil. Nasıl oldu? Çünkü insan arkadaştan bir anda sevgililiğe geçmek tabii ki insanda soru işaretleri yaratıyor. Acaba olur mu? Arkadaşlığımız bozulur mu diye, ama sonra şunu fark ettik ki aslında bizim muhtemelen bu kadar güzel bir sevgililik dönemi üzerine evlilik geçirmemiz, şöyle şu anda bu ebeveynlik rollerini bu kadar tatlı bir şekilde paylaşıyor olmamız aslında arkadaşlık temelli. O yüzden ben şunu fark ettim ki arkadaşlık bir ilişkide çok önemli bir şeymiş. Talat Bulut'a Kadıköy'de rastladık. Televizyon biraz şey gibidir ya, oyuncuların para kazanma alanı yani. Dördüncü sinemada yapılmadığı için sinema filmi. Uslu oyuncu Talat Bulut, Kıvanç Tatlıtuğ'un "sıkılırsam oyunculuğu bırakırım" açıklamasına cevap verdi. Sıkılırsam oyunculuğu bırakırım diye. Siz de sıkılırsanız... O bir tercih meselesi ya. Çok güzel bir röportaj yaptık. Çok teşekkürler. Teşekkür ederim. Sağ olun. Teşekkür ederim. Oyuncu İpek Karapınar imaj değiştirdi. Beğendiniz mi? İmaj değişikliğine mi gittiniz acaba? Evet, bir önceki oynadığım karakter için. Yaz da yaklaşıyor. Evet. Var mı tatil planları? Var birkaç bir şey. İyi akşamlar. İyi akşamlar. Burak Serdar Şanal ve sevgilisi Rüya Çelik aşklarının birinci yılını doldurmak üzere ufukta evlilik var mı sorusuna komik bir cevap verdi Bay Şanal. Rüya Hanım'la da güzel giden bir birlikteliğiniz var. Evet, inşallah çok yakın zamanda birinci yılımızı kutlayacağız. Ne var mı evlilik? Yani bunu... klasik sorulur ya. Yani ufukta var mı? Ufuk'a sormak lazım. Ufuk'a soralım. Yani bilmiyoruz arkadaşlar, yani şey... Çok keyifli giden bir ilişkimiz var. Çok hesap eden insanlar değiliz. Kendi de ben kendi adıma da onun adına da hiçbir şey söyleyemem. Zaten böyle şeyleri hani size söylersem sürpriz olmaz. Belki bir gün evlilik teklif edecek olurum. Arkadaşlar. Belki öyle bir şey olur. Belki de olmaz. Onu da bilmiyorum. Ama olur mu olmaz mı onu da bilmiyoruz. Yani yakın zamanda öyle bir şey gözükmüyor şu anda. Dizileri televizyon ekranlarını bıraktığını, sadece tiyatro yapacağını açıklayan Nilgün Belgün, tiyatro gösterisi sonrasında çorbacıya gitti. Boğazım kuruyor ve yoruluyorum. O bir ılık çorba çok iyi geliyor bana. Son birkaç haftadır dizi dünyasından magazin dünyasına sarkan bir gelin maaşı muhabbeti gidiyor. Serenay Sarıkaya rol aldığı dizide 190 bin lira gelin maaşı alarak gündem olmuştu. Daha önce 3 kez evlenip boşanan Nilgün Belgün ise konuyu tiye aldı. Ben evlendiğim zaman gelin maaşı yoktu hakikaten. Gelin maaşı çıkmış şimdiki değil mi? Şimdiki gelinler daha mı şanslı? Bu durumda ben evlendim, 3 kere evlendiğime göre 3 kere gelin maaşları aldığımı düşün. Ben köşe olmuştum şimdi. Çalışmama da gerek yoktu geriye yani. Geriye dönük gelin maaşları. Var ya, ben hiç çalışmaz otururdum gelin maaşıyla yani. Şimdi düşün ki ben 3 evlilik yapmışım, demek ki başarısızım bu konuda, ne tavsiye edebilirim? Yani başarılı olduğum işten tavsiye veririm, o başarı.